Merhabalar arkadaşlar, ben Ankara Dil Akademisi'nden Tijen Hoca. 9 Temmuz YÖK Dil sınavından çıkmış bulunmaktayız. Hepimize geçmiş olsun. Ankara Dil Akademisi olarak Ümit Hocam'la birlikte sınav soruları hakkında yorumlarda bulunduk. Ve şöyle bir sonuç çıktı ortaya, yani tablo şu. Evet, sınav YDS'den yine kolaydı ancak bir önceki YÖK Dil'den bir tık daha zordu diye düşünüyoruz. Sınavın geneline baktığımızda arkadaşlar %10'luk seçici soru, yani daha zor soru yazma kuralına uyulmuş gibi görünmekteydi. İsterseniz tek tek soru alanlarına bir bakalım. İlk 20'de özellikle seçici zor sorular vardı. Kelime sorularında bile ikilemde bırakabilecek sorular vardı genel olarak bakıldığında. Çevirilere geldiğimizde, evet, çeviriler her sınavda olduğu gibi kolaydı arkadaşlar. Ama dikkat çekici olan bu kez, eğer son iki seçeneği bıraktıysanız doğru cevap olarak olabileceğini düşündüğünüz, son iki seçenekte ince detaylarla doğru cevabı gidebiliyordunuz. Mesela bir şıkta çok var, öbüründe yok. Bir şıkta after'la yazılmış, öbüründe before'la. Sadece bunlarla ayırt edebilen, doğru cevapları bulunabilen çeviri soruları mevcuttu. Close testlerde genel olarak yapılabilir olmasına karşın arkadaşlar, Ümit Hocam'la şunu düşündük. Dedik ki 1 ile 3 aralığında zor seçenekleri olan zor sorular vardı arkadaşlar. Yani 10 sorudan 1 ile 3 arasında, çünkü fen, sağlık ve sosyal anlamda düşünürsek 1-2-3 soru zordu, çok kolay değildi. İnsanları biraz düşündürmüş, geriye döndürüp baktırmış olabilirdi. Ve öncekinden yine zordu diye düşünüyoruz hocam close testlerde. Cümle tamamlamalara düşünelim hocam. Cümle tamamlamalara geldiğimizde sosyal bilimler alanında cümle tamamlamalarda en az 4 tanesinin sıfat cümleciği ve isim cümleciğiyle tamamlandığını görüyoruz. Bu enteresan aslında. Genel olarak baktığımızda, ben de sağlık bilimlerinden girdim bu kez. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Okuduğunu anlamaya dayalı. Yani direkt işte tense'de çözeyim diyemiyorsunuz. Referans sözcükleri kullanımı yine vardı. Ama okuduğunu anlıyorsam cümleleri tamamlamak çok daha basitti. Paragraf tamamlama konularına geldiğimizde, hem Ümit Hocam sosyal alanda hem de ben sağlık alanında şunu gördük. Evet, açık baktığımızda konu olarak sanki paragraflar uzun ve ağırmış gibi gözüküyordu. Ancak referanslarla çözülüyordu. İşte mesela hatta some other'la çözülen soru bile vardı. Roma rakam soruları genel olarak paragraf tamamlama sorularından bile zannediyoruz ki daha kolaydı. Sıkıntı yaratmamıştır diye düşünüyoruz öğrencilerde. Paragraflara baktığımızda arkadaşlar, bizim dikkatimizi çeken bu kez başlık sorun olmuş olması mesela. Yazarın nasıl hissettiği, yazarın görüşü, yazarın tutumu sorulmamıştı. Benim girdiğim alanda sadece bir tane pasaj esas olarak, ana fikir olarak neyle ilgili sorusu vardı. Geri kalanlarına baktığımızda çıkarım soruları da mevcuttu ve soru kökleri çoğunlukla böyle dolu dolu bilgi veren soru kökleri yoktu. Paragraflar arkadaşlar zorlayıcı sorulara da sahipti. Bazı sorular özellikle paragrafın içinde gidip tekrar dönüp bakıp doğru cevap için ipucu toplamayı gerektiriyordu. Bunun ötesinde paragrafları anlamak biraz daha zordu bir önceki sınava göre. Okurken akıcılığı daha düşüktü diye düşündük, hissettik biz. Ama şıklarda eleme yaparken şıklar iyi yazılmıştı. Çerdeci şıklar evet vardı ama şıklardan eleme yapmak çok daha kolaydı. Paragraflar biraz daha seviye olarak yüksek ama şıklar bizi doğruya götürmek için ışık tutucu nitelikteydi arkadaşlar. Yani buradan çıkan sonuç bizce şu, evet, YÖK Dil YDS'ye göre daha kolay bir sınav, böyle bir imaj var, doğru. Ancak hiç çalışmamış, hiçbir eğitimden geçmemiş, bunun için kelime öğrenmemiş, okuma, analiz, çeviri yapmamış bir öğrenci için oldukça zor bir sınavdı. Artık şunu görüyoruz, galiba YÖK Dil'inde seviyesi birazcık daha yukarıya doğru çekilmeye başlanıyor. Umarım arkadaşlar dilediğiniz puanı YÖK Dil'de alabilirsiniz. Eğer YÖK Dil'de alamazsanız unutmayın, önünüzde Eylül'de bir YDS var. Onun ötesinde EYDS sınavları var. Mutlaka olacaktır. Yeter ki çalışmaya devam edin. Çalışırken sistematik olun. Doğru materyalleri kullandığınızdan emin olun. Ve lütfen okuduğunuzu anladığınızdan emin olun. Çünkü her şeyin sonu ezber ya da teknik taktikten de öte, artık okuduğunu anlamaya, iyi kelime bilmeye
bağlı gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.